Başkanım, Kayseri Şeker sosyal sorumluluk olarak spora da büyük destek sağlıyor ve başarılar üstüne de başarılar geliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Neler söylemek istersiniz? Evet, tabii spor bizim gerçekten önem verdiğimiz adet alanlarından bir tanesi. Futbolun yanında güreş özellikle atasporu önem veriyoruz. Bu çerçevede tabii güreşçilerimizi de bünyemizde barındırıyoruz. Bu güreşçilerimiz sadece bizim takımımızda güreşmiyorlar, aynı zamanda milli takıma seçilenler de oluyor. Ve ülkemizi çeşitli branşlarda ya da kilolarda temsil etme imkanını buluyorlar. Sağ olsun hocalarımız, yöneticilerimiz bu konuda gerçekten ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bütün güçlerini ortaya koyuyorlar. Ve bu çerçevede gençlerimizin yetişmesine katkı sağlıyorlar. Onlar da milli takım seviyesinde ülkemizi temsil ediyorlar ve bu çerçevede elbette başarılı da kazanıyorlar. Şu anda yanımızda bulunan kardeşimiz Fatih Cengiz bizim güreşçilerimizden bir tanesi olarak milli takımda güreşmiş, dünya beşincisi olmuş bir kardeşimiz, bir güreşçimiz. Geçenlerde de Kazakistan'da yapılan turnuvada, uluslararası turnuvada yine kilosunda, 75 kiloda şampiyonluk başarısı kazanmış bir güreşçimiz. İşte o şampiyonada elde etmiş olduğu şampiyonluğun madalyasını ve kupasını bizimle paylaşmaya gelmişler. Hocalarımızla beraber, yöneticilerimizle beraber. Ben bu vesileyle tebriklerimi iletiyorum. Ve bu başarıların inşallah artarak devam etmesini diliyorum. İstiklal Marşımızın uluslararası arenada, uluslararası minderlerde çalınması, duyulması her türlü maddi imkanın üzerinde, maddiyatla karşılaştırılacak bir durum değil. Yani bunun değeri maddiyatla ölçülecek değil. Onun için İstiklal Marşı'nı çaldırma konusunda biz güreşçilerimize her zaman bu desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Dünyamızda inşallah genç güreşçilerimizi yetiştireceğiz ve dünyada söz sahibi olmalarına katkı sağlayacağız. Ben bütün güreşçilerimizi bu vesileyle hem Fatih Cengiz kardeşimizi hem de diğer güreşçilerimizi ve hocalarımızı böyle güreşçilere yetiştirmek için kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bundan da biz de gurur duyuyoruz içindeyiz. Evet Fatih, bundan sonraki hedefin nedir? Bundan sonraki ilk hedefim 50 gün sonra Polonya'da yapılan bu güreş dünya şampiyonası var. Orada öncelikle ülkeme ve kulübüme dünya şampiyonluğu getirmek istiyorum. Evet. Sonra büyük hedefimde 2020'de olimpiyat şampiyonluğu ve kulübüme ve ülkeme en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Evet. Fatih'in hedefleri büyük. Dünya şampiyonu olmak, olimpiyat şampiyonu olmak. Bunlar gerçekten gurur verici hedefler, inşallah başarır. Kendisi azimle çalışacak, bizden elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bu gururu inşallah hep beraber yaşayacağız. Fatih olmak büyük hedef mi gerektiriyor başkan? Evet, Fatih olmak, kendiniz olmak. Bunlar büyük hedef gerektiriyor. İkisi bir arada. İkisi bir arada. Fatih ve soyadı Cengiz olunca, evet, ikisi büyük hedef konulmasını gerektiriyor şimdi doğrusu. Teşekkür ederiz başkan. Evet, evet.